Ve rahim ağzı kanserinin bir virüsle bulaştığını belirttik hocam. Evet, %99. %99 virüsle bulaşıyor. Ve burada da tabii hijyen karşımıza çıkıyor. Evet. Temizlik karşımıza çıkıyor. Evet. Peki hijyen kurallarına gerçekten uyabiliyor muyuz? Şimdi hijyen derken bir kere kadın genital sistemine ayrıca böyle bir önem verip böyle bir hijyene falan gerek yok. Normal temizliğinizi yapacaksınız. Oraları ayrı sabunlar, genital sisteminizde ayrı sabunlar, ayrı korumalar yapmanıza gerek yok. Sadece normal duru soğuk suyla yıkamanız yeterli. Vajinanın içerisini kesinlikle parmakla temizlemeniz, yıkamanıza asla gerek yok. İlişkiden önce ya da ilişkiden sonra ya da herhangi bir dönemde gerek yok. Sadece normal duru suyla yıkamanız yeterli. Tabii ki çamaşırlarınıza dikkat edeceksiniz. Elbette ki en ufak bir sorunda geleceksiniz. Bir enfeksiyon varsa tedavi ettireceksiniz. Bir de şu petler çok önemli. Petler çok fazla pişik yapabiliyorlar. Çok fazla uzun uzun yani çok sürekli pet kullanmayı çok önermiyorum. Sık çamaşır değiştirmek, pamuklu çamaşır kullanmak çok önemli. Bunlar rahim ağzı kanseriyle alakalı değil. Evet. Genel hijyen. Genel hijyen. Rahim ağzı kanserinde en önemli şey prezervatif, kondom, kılıf kullanmak. Hem hijyeniniz çok iyi olur, enfeksiyonlara karşı korunursunuz. Rahim ağzı kanserine karşı da çok iyi korunursunuz ama %100 asla korunmazsınız. Sinirlerinize tekrar rahim ağzı kanser tarama testini asla aksatmamanız gerekiyor.